Evet. Şimdi herhalde hepimiz düzeldik. Peki. Düzüz. Tamam. Arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Demin de söylediğim gibi umuyorum güzel bir umuyorum güzel bir pazar geçmiştir herkes için ve umuyorum çok güzel bir haftaya da hep birlikte Başlarız. Şunu birazcık şöyle geriye e, alayım. Daha rahat göreyim. Tamam. Nuriye Hanım teşekkür ederim geri bildirmiş. Emine Hanım e, nasılsınız? Sizi de e, çok özledik. Sevil Hanım nasılsınız? Bekliyorum sizi. Gülseren Hocam e, selamlar, saygılar. Tatil başlıyor artık. Emine Aybar merhabalar. Ya, aa Selen de gelmiş. E, çok memnun oldum. Çiğdem, sevgili Çiğdem burada. Tamam, tamam. Şu anda e, tamam. Bugün ben hep birlikte şu toplumsal şiddet konusunu izlemek istiyorum. Erdal abi merhabalar, Hulusi'ci merhabalar. Şu manzarayı bilmem yaşadınız mı ya da yaşamayan var mı? Şöyle sorayım. Otomobilde gidiyorsunuz. Önünüzde bir emniyetli mesafe bırakmışsınız. Sağ tarafınız dolu. Ve arkadan bir araba hızla geliyor Tamponunuza yapışıyor. Geceyse öyle bir yapışıyor ki farları görünmüyor. Yani 20-30 santimden yapışıyor, takip ediyor. Tam bir taciz, tam bir taciz. Böyle bir şey olduğunda Allah evlatlarımızı korusun diyorum ben. Yani hadi bizim başımıza geldi bir çaresini buluruz bir şekilde ee, sükunetle. Ama ya çoluğumun çocuğumun başına gelirse diyorum ya sizin çoluğunuzun çocuğunuzun başına gelirse diyorum. Bir trafik magandası bu. Sağa kaçamıyorsunuz, önünüz dolu, emniyet mesafesi bırakmışsınız ve selektör yapıyor. Ne yapacaksınız? Peki, makul, mantıklı, akıllı her sürücü gibi sağa çekilemediğinize göre ve arkadan da bu trafik magandası ki bayağı var sayıları e, size yapıştığına göre Önünüze bir köpek çıkar, bir yaya çıkar ya da önünüzdeki fren yapar endişesiyle biraz daha yavaşlıyorsunuz. Arkadaki maganda öndekini kendi gibi biliyor. Çünkü herkes karşıdakini kendisi gibi bilir. Ve sataştığınızı düşünmeye başlıyor. Sataştınız ya ona. Sağa geçiyor, makas atıyor, önünüze geliyor. Ve bu defa frene basıyor. La Yani Allah kötülerle karşılaştırmasın insanı. Allah kötülerle karşılaştırmasın. Frene basıyor, 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 basıyor. Taciz ediyor sizi. Ya arkadan taciz ettim. Bir de önden ediyorsun şimdi. Aldık mı başa belayı? Böyle değil mi efendim? Aldık mı başa belayı? Bunu, bunu yaşamayan e, var mı acaba bu ülkede? Bunu yaşamayan gerçekten var mı? Yani maganda e, olmayıp da böyle bir tacizi e, karayolunda yaşamayan ya da çok yakınının başına gelmeyen var mı otomobilde? Yoktur herhalde. Yavaşlıyor, yavaşlıyor, yavaşlıyor ve ondan sonra şehrin ortasında yolu kesiyor. İçinden bıçaklamı çıkar? İyi ihtimal. Levyeyle mi iner? Beyzbol sopasıyla mı iner? Malum beyzbol oynanmayan bir ülkede beyzbol sopası satışları zirvede. Levyeyle mi iner? Pompalı mı çeker? Bilemezsiniz çünkü pompalı internetten satın alınıyor. Şu hale bakın. Arkadaşlar ortalama bir yılda Trafikte yol verdin vermedin kavgası sebebiyle yüz kişi ölüyor. Yüz. Yüz kişi bıçaklanıyor. Pompalıyla delik deşik ediliyor. Kafası parçalanıyor. Hastanelik olanların orası burası kırılanların kafa travması geçilenlerin sayısını bilmiyorum. Ama ortalama trafikte 100 kişi yol vermediği için ya da yol e, veremediği için öldürülüyor. Öğretmenler okulda öldürülüyor. Öğrenciler okul yolunda öldürülüyor, okul bahçesinde öldürülüyor. Doktorlar acil serviste katlediliyor. Avukatlar bürolarında kurşunlanıyor. Ondan sonra birileri çıkıyor sosyal medyada, öyleydi de böyleydi de amaydı da fakat de böyle bir böyle bir linç e, yarışına giriyor. O da hak etti mi hak etmedi de bilmem ne de ya insan öldürülmüş insan öldürülmüş insan öldürmenin nesini savunuyorsun nesini konuşuyorsun? Ama doktorlarda şöyleydi de ama avukatlarda böyleydi de kardeşim yolu var gidersin şikayet edersin varsa bir e, sıkıntın. Ne demek öldürmek? Ne demek şiddet? İşte bizim bununla başa çıkmamız lazım. Bunu arkadaşlar çözmemiz lazım. Çünkü hiçbirimiz bu kültür eğer yerleşirse güvende değiliz. Çocuklarımız güvende değil. Hadi kendimizi düşünmüyoruz çocuklar güvende değil. Hayvanlara işkence ediliyor. Zevkle, iğrenç bir zevkle hayvanlara işkence ediliyor. O işkence görüntüleri sosyal medyada paylaşılıyor. Bunu kınayacağım diyenler o görüntüleri yaymak için adeta birbiriyle yarışıyor. Neden? Daha fazla retweet alsın, daha fazla beğeni alsın diye. Yani o insanlığından çıkmış mahlukun yapmak istediğini sosyal medya fenomeni olmak isteyen birileri ki maalesef o kadar çok var ki zaten gereğini yerine getiriyor yani o oh, hayvana işkence görüntülerini yayarak tam da istediğini yapıyor ve böylece de bu işin bu bu trajedinin daha da yaygınlaşmasına sebebiyet veriyor geçen sene öldürülen kadın sayısı 440 peki. Bunları dile getirdiğimizde ya da birileri dile getirdiğinde şimdi lütfen çok dikkatli seçiyorum kelimeleri. İktidarcılar savunmaya geçiyor ve e, hakaret ediyor. Muhalefetçiler saldırıya geçiyor ve hakaret ediyor. Muhalefetçiler iktidara saldırıyor, iktidarcılar muhalefete e, saldırıyor. Bakın muhalefetçiler ve iktidarcılar diyorum. İktidar ve muhalefet demiyorum. Bilerek söylüyorum. bunu. Fakat bu sırada biz ölüyoruz. Evlatlarımızın canına kıyılıyor. Allah göstermesin. Evlerden ırak. Yani iktidarcılarla muhalefetçilerin arasına sıkışmış koskoca bir toplum var. Bakın iktidar ve muhalefetin arasına demiyorum. İktidarcılarla muhalefetçilerin arasına. İktidar ne yaparsa doğrudur diyenlerle, e, iktidar ne yaparsa yanlıştır diyenlerin arasına sıkışmış koskoca bir toplum var. Tweet attın, işini bitirdin, haydi eller havaya. Instagram'da bir tane post paylaştın, haydi işin bitti, eller havaya. Arkadaşlar, sükunetle, sükunetle düşünmek zorundayız. Sakin sakin, kavga etmeden, suçlamadan. Çünkü, çünkü Şiddete karşı çıktığını söylerken bir insanın şiddet lisanı kullanması, hakaret etmesi, karşıdakini dinlememeye e, odaklanıp onu sözleriyle dövmesi de bir şiddet. Yani şiddet şiddeti getiriyor sevgili arkadaşlar. Bizim bu işi akılla çözmemiz gerekiyor çünkü. İnsanlarımız ölüyor. Ölüyoruz. Ölüyoruz. Ama levyeyle ölüyoruz. Ama bıçaklanıyoruz. Ama pompalıyla ölüyoruz. Ölüyoruz. Öldürülüyoruz. Bunu çözeceğiz. Bunu çözeceğiz. Bu toplum bunu çözer. Ama sükunetle çözer. Birbirine saldırmadan, saydırmadan çözer. Suçlamayı bırakalım. Hadi ilk taşı en suçsuz atsın mı? Bakalım acaba ne suç var? Hepimiz neden sorumluyuz? Acaba şiddetten uzak bir şekilde çocuk yetiştiriyor muyuz? Aman canım bir tokattan ne çıkar diyor muyuz? Ya da çocuk tepemize çıksa da tam tersi. Ya çocuktur rahat bırakalım da her istediğini yapsın. Serbest yetişsin mi diyoruz? Yani ifratla tefrit arasında mıyız? Ya döverek terbiye ediyoruz ya da ha ben dayağa karşıyım ya tabii karşıyız. O zaman çocuk her şeyi yapsın. Mutfak tezgahının üstüne çıksın. Kafamızın üstüne çıksın. Herkesi rahatsız etsin. Ya da dövelim. Dövdükçe çocuk zaten onu yapıyor. Aslında öyle. Yani biz çocuk yetiştirmeyi biliyor muyuz anneler babalar? Okuyor muyuz bu konuda? Dünyanın en az kitap okunan ülkelerinden biriyiz biliyor musunuz? E şimdi e-kitaba da KDV'de yüzde 18 vergi geldi. Halbuki kitabın vergisinin sıfırlanması lazım. Evet. Okumalıyız, daha çok okumalıyız. Anne baba acaba kendini eğitiyor mu? Anne babaları eğitiyor muyuz? Erkeğe her şey serbest. Erkek çocuk her şeyi yapabilir. Erkek çocuk halıyı pisleyebilir. Etrafı dökebilir. Oğlum, kız çocuğa başka bir rol biçiliyor. Kız çocuk çocukluğundan bebekliğinden itibaren anaokulundan önce bir role soyunuyor. Erkek şiddet uygulayan rol, kız çocuk şiddeti kabullenmesi gereken bir rol. Hepimiz bunu yapıyoruz. Erkeğe her şey serbest, kıza her şey kısıtlı. Bakın İtalyanlar erkeklerin ve kızların ayrı ayrı oynamasının ileride erkeklerin kadınlara şiddet uygulamasının temel sebebi olduğunu tespit etmişler. Bırakın erkekleri ve kızları ayrı ayrı okutmayı anaokulu öncesinde bile kızlarla erkeklerin birlikte oynamasının ileride Erkeğin uyguladığı şiddeti önleyecek en önemli yol olduğunu konuşuyor bugün bilim insanları. Ceren Ceren damar Ankara Hukuktan yüksek lisanstan da öğrencimiz. Pırlanta ama pırlanta gerçekten disiplinli çalışkan. Kopya yakaladı öğlen öğleye doğru yapılan bir sınavda üniversitesinde kopya yakaladı. Asistandı ve kopya yakaladığı, kopyasını yakaladığı e, mahluk eve gitti. Babasının ortalıkta bırakılmış silahını aldı. Bu ortalıkta bırakılmış önemli silahını aldı. Geldi, araba kiraladı, geldi. E, önce darp etti Ceren'i, ondan sonra kurşunladı, sonra da bıçakladı. Şimdi ben şunu soruyorum acaba e, o mahlukun kopyasını yakalayan bir kadın değil de bir erkek asistan olsaydı o mahluk bunu e, böyle bir tepkiyle karşılar mıydı yani kadın olduğu için mi öldürüldü ki benim düşüncem e, kadın olduğu için e, mağduriyetinin çok daha fazla oldu Değerli dostlar, çözmek zorundayız. Muhalefetçilik ya da iktidarcılık yaparak değil. Bu ülkenin vatandaşları olarak bu işi çözmek zorundayız. Siyasi iktidara yol göstermek, siyasi muhalefete yol göstermek, sivil topluma yön vermek zorundayız. Hep birlikte bunu yapmak zorundayız. Aksi takdirde bu şiddet illa ki bize ya da canımızdan kıymetli birilerine gelecek. Bunu çözmek zorundayız. Hep birlikte çözmek zorundayız. Ahlak dediğinizde önce iyi insan olmayı anlasak daha iyi değil mi? Ahlak. Ahlak dediğimizde sadece şu belden aşağı ahlak mı? Aslında bunları konuşarak daha büyük ahlaksızlık yapmıyor muyuz? Kim kiminle ne yaptı? Şudur budur. Televizyonlara yapışıyor muyuz? Kimin kiminle ne yaptığını seyretmek için. Ondan sonra da ondan sonra da birbirimize ne kadar ahlaklı olduğumuzu mu anlatıyoruz? Yapmayın Allah aşkına. Ahlaklı insan iyi insandır. Ahlaklı insan vicdanlı insandır. Başkalarının derdinden kendine dert çıkaran insandır. Ahlaklı insan işini iyi yapan insandır. Çocuğunu iyi yetiştiren insandır. Ahlaklı insan etrafına iyilik saçan insandır. Biz çocuklarımıza iyi insan olma eğitimi vermek zorundayız. Bu şiddetle başa çıkmak için sevgili dostlarım. Başka yolu yok bunun. Böyle ahlaklı olunacağını anlatmak bu bizim yükümlülüğümüz çıkış yollarını konuşalım. Okul öncesi eğitim küçük yaşta başlamalı, 3 yaşlarında. Kız çocuklarıyla erkek çocuklarına kızlara bu uygundur, erkeklere bu uygundur diye ayrımcılık içeren bir eğitim kesinlikle verilmemeli. Kesinlikle verilmemeli. Bakın, şehrin göbeğinde, karayolunda caddede yaşadığımız trafik magandası terörü de buradan geliyor. Okul bahçesinde katledilen öğrencinin dramı da buradan geliyor. Acil servisteki ya da bürosunda görev yaparken öldürülen avukatın, doktorun trajedisi de dramı da buradan geliyor. Biz okul öncesinden itibaren çocuklarımızı birlikte ve iyi insan olacak şekilde yetiştirmeliyiz. Erkek şiddet uygular, kız çocuğu da buna rıza gösterir, ince 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 verilmemeli, damarımıza enjekte edilmemeli. Çocuklarımız büyüyün büyüyünce erkekler şiddet uygulamamayı, kadınlar da şiddetin bir kader olmadığını mutlaka bilmeli. Konuşarak çözüm bulacağız. Ana babaları eğiteceğiz, kendimiz eğitileceğiz. Halk eğitimi vereceğiz. Öğretim ayrıdır sevgili dostlarım, eğitim ayrıdır. En iyi okullarda, en mükemmel hocalarla dersleri A'dan Z'ye öğrenebiliriz, öğretebiliriz. Ama iyi insan olma eğitimini her vesileyle gerçekleştirmek zorundayız. Ceren'in sevgili eşi Levent ne dedi? İyi hukukçu, iyi mühendis, iyi doktor, Öncelikle dedi iyi insan olun, iyi insan olun ki öldürmeyin. Başkalarına zarar vermeyin dedi. Mesele bu. Ha, hiç kimse şöyle ellerini kavuşturup benim hiçbir sorumluluğum yok demesin. Allah aşkına. Televizyonlarda şu reyting yapan yarışma programlarına, günlük dizilere Seyirci nereden geliyor? Gelin kaynana kavgası reyting yapıyor. Bilmem yarışma programında Survivor'da şurada burada sakin sakin yarışırlarsa seyirci yok. Birbirlerinin üstüne yürüyüp hakaret ederlerse seyirci patlaması oluyor. Sakin sakin konuşulan tartışma programlarının seyircisi yok. Neredeyse sille tokat birbirine girerlerse seyirci patlaması. Peki bu seyirci nereden geliyor? Yani biz e, Mars'tan mı seyirci ithal ediyoruz? Ay'dan mı iniyor bu seyirci? Bu seyirci biziz. Kavgalı, gürültülü programların, insanların birbirine hakaret ettiği, ezdiği, küçümsediği, hor gördüğü programların seyircisi bizleriz. <laughs> İktidar partisine de oy veriyoruz, muhalefet partilerine de oy veriyoruz. Hiç kimse ellerini yıkayıp kenara ben o, o seyircilerden değilim. Demesin. Allah aşkına demesin. Bu biziz. Ama bu kültür bize dayatılan bir kültür. Özümüz bu değil. Bizim özümüz bu milletin özü iyi, temiz, saf, şiddetten uzak. Bu milletin üstün özellikleri var. Ama bu kültür bize işte bu programlarla dayatılıyor. Televizyon dizilerinde e, sigara e, ya da alkol e, kadehlerini e, buğuluyoruz değil mi? Rütük ceza yazmasın diye. Acaba bir günde televizyonda 24 saat içerisinde yerli veya yabancı dizilerde ve filmlerde kaç kişinin öldüğünü seyrettiriliyoruz? Kaç kişi öldürülüyor? Dizilerde. Bir filmde baştan sona acaba kaç cinayet işleniyor? Hı? Ve biz ekrana yapışıp seyrediyoruz bunları. Evet. Bir ahlaklı görüntüsünde sigara ve alkol kadehleri buğulanmış. Peki, tercihtir. Ama insanların beynini dağıttıkları sahneler herkese açık neden bu kadar şiddet rating yapıyor doğru mu bu Peki o şiddet televizyonda bu kadar seyirci alırken bunun okul bahçesine acil servise ya da sokak ortasına yansımayacağını mı hayal ediyoruz yani şiddetle yetişen, her gün damarlarına şiddet verilen, rating uğruna şiddetle yıkanan beyinler. Sokakta insan öldürmez mi? Ya da evinin dışına çıktığında o şiddeti böyle evindeki giydiği hırka gibi asıp mı çıkıyor? Hayır. Şiddetle yetişiyoruz. Bu yanlış bir eğitim. Halk eğitimi sevgi vermeli. Biz insanlarımızı okulda olmasalar da, ev hanımlarımızı, memurumuzu, emeklimizi, herkesi mutlaka her an iyi insan olacak, şiddetten uzak insan olacak şekilde eğitmek zorundayız. Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da müze eğitimiyle yapılıyor. Bu halk eğitimi müzeyle veriliyor. Sokakta yürürken veriliyor. Kaldırım taşına e, yazılmış bir metinle veriliyor. Bir ağaca asılmış tabelayla veriliyor. Her an iyi insan olma eğitimi veriliyor. Ahlaklı insandan söz, edip, söz etmek istiyorsan iyi insan olmalıyız. Bakınız ahlak bel altında değildir. Ahlak yürektedir kafadadır ahlakı sadece bel altında arayanlar aslında iyi insan olmaktan uzak vicdanlarını yolda yitirmiş ahlaksız insanlardır. Başkasının özel hayatının dibine kadar gireriz ama işimizi doğru düzgün yapmayız. O çünkü ahlakla ilgili değil dersek bu ahlaksızlıktır. Biz bu değiliz. Bize bu dayatılıyor. Biz bu değiliz. Sevgili dostlarım, kavga reyting yapmasın. Kavgalı programları izlemeyelim. Kavgalı yayınların içine düşmeyelim. Anne babalar, doğru bildiğimiz yanlışları tekrarlayıp duruyoruz. Şiddetten uzak, ahlaklı, iyi insan yetiştirmek için hadi eğitimi alalım. Hepimiz eğitim alalım. Rol modellerimiz iyi insanlar olsun. İyi insanlara özenelim. Kurtlar Vadisi gibi dizilerden fırlamış katil tipli insanlara özenmeyelim. İyilik adına günde 8-10 insana Şiddet uygulayanları rol model benimsemeyelim. Bunlar iyi insan değil. Başkasına şiddet uygulayan iyi insan olamaz. Bilgisayar oyunları. Çocuklarımıza sevgiyi aşılayan bilgisayar oyunları oynatalım. Bilgisayar oyunu oynatmayalım demiyorum ama şiddet içeren bilgisayar oyunlarını bırakalım. Hayvana karşı şiddet. Şunu unutmayın lütfen. Bir insana şiddet uygulayanlar, istismar edenler, kadın dövenler, çocukların ırzına geçenler, biriniz ki önce hayvana karşı şiddet uygulayarak bu yola düşüyor. Şimdi Kayseri'de çok vahim bir olay meydana geldi. Bir evladımızı köpekler parçaladı. Söylenen bu. Hemen bölündük. Köpekler yapmadı, insanlar yaptı ama bu kapatılıyor diye. Öbür tarafta onlara saldırıyor. Ya bir çocuk öldü. Bir çocuk öldü. Bu çocuğun ölümünden hayvanları öldürme gerekçesi kimse çıkarmasın. O hayvanları sokağa salan kim? Çocuklarına oynasınlar diye cins köpekler alıp yaz tatili sonunda sıkılıp sokağa atanlar kim? Kim? İnsanlar değil mi? Bu hayvanlar ne yapacak? E, yürüyecekler, acıkacaklar, yemek arayacaklar, bulamadıklarında saldırganlaşacaklar. Hayvan bu. Yapmayın. Hayvanları doğalarından koparıp ondan sonra da niçin acıkıyorlar, niçin saldırganlaşıyorlar demenin neresi insanlık? Elbette tedbirler alınacak. Ve hayvan severler. Ben de hayvan severim. Ben de hayvanlarla yaşıyorum. Yüreğim titriyor hayvanlara. Ama bir sakin olun siz de. Lütfen. Bu ülkenin başsavcılıkları var. Bu ülkenin hukukçuları var, avukatları var, hakimleri var. Bir sakin olun. Polisleri var. Yani Hayvanlar öldürmedi de insanlar öldürdü bunu kapatıyor diye bir bilginiz varsa delilinizle birlikte lütfen Kayseri Başsavcılığına başvurun. Kayseri Başsavcılığına başvuramıyorsanız Kayseri baromuza gidin. Varsa elinizde bir delil. Ama arkadaşımın arkadaşı duymuş değil. Lütfen bir deliliniz varsa bu çocuğun insan bir insan tarafından öldürüldüğüne dair bir deliliniz varsa rica ediyorum delilinizle birlikte ya Kayseri Başsavcılığına gidin ya Kayseri Barı Başkanımıza gidin. Ama sağdan soldan duyduklarınızla ne siz ayağa kalkın ne ortalığı ayağa kaldırın. Ve bu trajik olayı hayvanları katletmek için bahane görenler yapmayın. Yapmayın. Masum hayvanlara yaptığınız eziyet İki cihanda size dönsün inşallah. Yapmayın. Elbette sevgili dostlarım hayvan hakları yasasının da çıkması lazım. Hayvan hakları yasası mutlaka çıkmalı ki mutlaka çıkmalı ki hayvanlara eziyet edenler hapis cezasıyla cezalandırılmalı. Ama ne olur şunu şu kolaycılığa sapmayalım. Cezayı arttır, sorun çözülsün. Öyle değil. Toplumda şiddetle topyekün bir devlet politikası olarak toplumun her katmanında mücadele etmemiz lazım. Hep birlikte yapmamız lazım. Birbirimizi suçlayarak değil. Şiddetle mücadele ederken şiddeti bir araç olarak kullanmak çok büyük çelişki. Sevgili dostlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu konu daha çok konuşulur, bu pilav daha çok su kaldırır. Elbette konuşacağız. Ama pazar günü ışığım söndü, evet. içimdeki ışık sönmesin, Allah hepimizin ışığını daim etsin bu dünyadayken ışığım söndü, projektörün pili bitti çünkü. Bu programı paylaşmanızı rica ediyorum. Canlı yayın sırasında paylaşırsanız daha çok yayılır. Bilgilenmiş bir halkın gücünün karşısında hiç kimse duramaz sevgili dostlarım. O yüzden gelin hep birlikte bilgilenelim. Hep birlikte bilgilenebilmek için de burası sesimiz, sözümüz, sizin platformunuz. Bunu paylaşalım sevgili dostlarım. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Güzel bir haftaya başlangıç yapın inşallah.